Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzun görselinde de gördüğümüz gibi akasya ağacının, Arap zamkının, akasya ağacının gamının yani sakızının faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Acacia olarak geçen bu akasya ağacının türü Senegal ve Orta Afrika, Kuzey Afrika'da yetişen bir tür akasya ağacının gövdesine tıpkı günlük ağacı gibi çentikler açarak, yaralar açarak ağacın öz suyunu salgılamasıyla bu öz suyundan salgıladığı sakızına Arap zamkı denmektedir. Yani Arap zamkı bir tür yapıştırıcıdır. Yani biz şu günkü modern teknolojinin ürettiği UHU yapıştırıcılar, 404 Japon yapıştırıcılarının doğadaki bitkisel alternatifi ağaçların sakızından yapılan yapışkan, bir tür doğal yapışkandır. Ki bunu da biz çocukluğumuzda o günkü ilkokul çağlarında 1987 yıllarında okula gittiğimiz dönemlerde de biz bunu doğadaki kayısı ağaçlarını, erik ağaçlarını, sakızlarını toplar eritip tutkal olarak kullanırdık. Tabii o günkü şartlarda ekonomik şartlar olsun, imkanlar olsun bugünkü gibi değildi. Akasya ağacının bedensel ve ruhsal olarak insanı rahatlatan, gevşeten, romatizma ağrılarında, mafsal ağrılarında dindirici özelliği olmakla birlikte bir de bunda bir miktarda DMT, DMT bulunmasından nedeniyle epifiz beziyle alakalı olarak da ilgi ve rağbet görmektedir. Zengin probiyotik özelliği olan akasya ağacı son olarak çeşitli haber ajanslarında, internet sitelerinde, haber sitelerinde Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir vatandaşın 20 yılı aşkındır yaşadığı çok yoğun sedef hastalığından akasya gamıyla şifa bulduğunu haber sitelerinde hepimiz görmüşüzdür. Televizyonlarda DİHA haber ajanslarında ve diğer haber ajanslarında da çıkmıştır. Akasya ağacının yaprağını çayını yapmak için 4 bardak suyun içine 30 gram kadar yaprak veya ince dallar atılarak kaynatılarak günlük birkaç bardak içildiğinde bedensel ve ruhsal olarak da rahatlattığı gibi romatizmal ve ağrılara da iyi gelmekle birlikte ağız içi yaralarda, diş eti iltihaplarında, solunum yolları hastalıklarında da faydalı olmaktadır. Sedef, egzama ve hemoroid hastalığı hiçbir zaman tedavi edilemeyen bir hastalık değildir. Doğada bu bitkilerden istifade edilerek bundan şifa bulunabilmektedir. Öncelikle bir hastalığın gelişiminde temel faktörler araştırılmalıdır. Nedir bu temel faktörler? Sedef, egzama, hemoroid gibi cilt hastalıkları, vitiligo gibi, lichen planus gibi cilt hastalıkları aslında karaciğer kaynaklı olarak da anılsa da bu hastalıkların temel faktörü bağırsaklardan kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Bazı insanlarda kandida mantarları tıpta İngilizce olarak candida olarak geçmektedir. Candida mantarları çok aşırı yoğun olarak olmaktadır. Aynaya baktığımızda, ağzımızın içine baktığımızda eğer ağzımızın içi bir tortu tabakası gibi dilimizin üstü sarıysa veyahut da açık renkli, sant renkliyse ve bu renklenme çok koyu tortuysa ki bu ağızdan başlayıp sindirim sisteminin sonunda bağırsakların son çıkışına kadar olan bölgede bütün organları sindirim sistemini sardığı için bu bir tür ökse otu gibi, canavar otu gibi parazit bir şeydir. Yani konakçı olduğu kişinin, misafir olduğu kişinin sindirim sistemine, bağırsak duvarlarına yapışarak orada asıl konakçı olduğu kişinin kendine ihtiyaç duyduğu vitaminleri vesaire, proteinleri, besin değerlerini kendine çekerek yapıştığı kişileri vitaminsiz ve gıdasız bırakarak bağışıklık sistemini zayıflatarak misafir olduğu kişiyi daha çok ve hastalıklara daha hızlı yakalanmasına sebep olmaktadır. Gerekli deri pigment şeylerini sağlayamadığı için bağırsaklardan özellikle D vitaminini yeterli miktarda alamadığı için çok yoğun olan kişilerde aşırı kandida mantarının oluşması nedeniyle
Özellikle hemoroid hastalıklarında kabızlık görülebilir. Sedef hastalarında da yeterli vitaminler, emilimler alınmadığı için egzama ve sedef hastalıkları toplumun genel olarak %3'ü gibi bir kısmında görülmektedir. Probiyotik açısından zengin olan akasya ağacının gamı böylelikle bağırsakları temizleyerek daha sağlıklı bir neslin oluşmasını sağlamaktadır. Şeker ve diyabet hastalıklarında obezite ile mücadelede de kullanılan bu bitkinin sakızı Adana'nın Seyhan ilçesindeki bu vatandaşın 8 aylık bir kullanım sonucunda hastalığının tamamen iyileştiği, kaşıntılarının kalmadığı ve eski sağlığına kavuştuğu öngörülmektedir. Bunun için yapılması gereken uzman bir bu işlerden anlayan bir kişiden destek alarak veyahut da bu sakızını temin ederek videomuzda da gördüğümüz gibi bunu bir öğütücüye öğüterek veyahut da naneli şeker gibi ağzımızın içine koyarak bunun günlük bir ölçüm miktarı bir tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde maksimum bir tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde akasya ağacının gamı tüketilmesi gerekmektedir. Uzun vadede bir yıla yakın bir süreçte kullanıldığı süreçte bir uzmandan da destek alarak da bu cilt hastalıklarından sadece bunu yiyerek veyahut da yemeklere atarak çay şeklinde formunu demleyerek veyahut da bunu ağzımızın içinde naneli şeker gibi küçük parçaları somurarak böylelikle de kullanabiliriz. Ayrıca bunun herhangi bir tadı, kokusu, aroması yenmeye elverişsiz olan bir tat aroması, belirgin bir aroması olmadığı gibi yenmemeye de elverişsiz olacak. Yani ağzımızın içine herhangi bir acı tat verecek, herhangi bir tadı, aroması da yoktur. Hafif, çok hafif bir tatlımsı bir görünümü vardır. Böyle bir nevi elmas gibi bir görüntüsü vardır arkadaşlar. Bunun günlük olarak maksimum bir tatlı kaşığı tüketilmesi gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlığımız yoksa bunu kullanmaya da gerek olmamakla birlikte ancak sedef hastalığında bir tatlı kaşığı öngörülse de obezite ve diğer rahatsızlıklar için de bu daha küçük ölçülerde olabilmektedir. Mutlaka bunu öğüterek, un haline getirerek, çay formunda yemeklere atılarak veyahut da naneli şeker gibi bir nohut tanesi büyüklüğündeki bir parçayı sabah ve öğlen ağzımızın içinde emerek de kullanabiliriz. Ayrıca bunu ağzımızın içinde emerken de herhangi bir şekilde konuşmamamız gerekir. Zira konuştuğumuz anda ağzımızın içindeki bu hareketlilikten bu sert tane soluk borusuna kaçma ihtimali de olabilmektedir arkadaşlar.